O noktada bu baronlar burada at koştururken o zaman ne oluyor? Araya fotoroman malzemesi giriyor. O zaman başka bir şey giriyor. Emniyet güçleri paralize edildi. Emniyet güçleri. Emniyet güçlerine baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz, yürekli emniyetçilerimiz bu fotoromancıdan bıkmış vaziyette. Hikayenin gerisini zaten herkes biliyor. Ama şunu unutmayın, uyuşturucuyu da, uyuşturucu baronunu da, bu pisliğin önünü açanların tamamını da deftere yazdık, hepsinin hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmez. Dört soru soruyorum. İçinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürken bu soruları Kılıçdaroğlu sordu. Cevabını ver diye sorar. Bir, Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği, ben demedim, o diyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? Ben demiyorum, o söylüyor. İddianamede çıkarılan sanıklara Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Sorun. İki, Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu? İstanbul'dan uyuşturucu faaliyetlerini yönetti. Rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip onu öldürdü? Üç, Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Bir daha soruyorum. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi? 4. Mustafa Çalışkan, yürekli bir emniyet müdürü. Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz? Sorun. Bakınız, uyuşturucu konusunda açıklayın başkanım. Bak git. Nerenin milletvekilisin? Nerenin milletvekilisin? Nerenin milletvekilisin? Hayır bilmiyorum. Söyle. Sana nerenin milletvekilisin? Git o ile en yakın taksi durağına git. Orada konuş. Burada uyuşturucu nerede satılıyor? Sana anlatacaktır. Dünyadan haberin yok senin. Ben bilirim. Ben bilirim. Bakınız, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin hangi iline giderseniz, hangi iline namuslu bir adam bulun, esnaf olsun, taksici olsun, şoför olsun, kim olursa burada uyuşturucu kimler kullanıyor? Kimler satıyor? Ya ben uyuşturucu çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm. Sizin haberiniz bile yok. Annelerle görüştüm. Bana anne baba ne diyor biliyor musunuz? Akşam yatarken yatak odamızı sürgülüyoruz. Çünkü oğlumuz uyuşturucu kullanıyor. Bağcılar'a gittiniz mi? Sultanbeyli'ne gittiniz mi? Gittiniz mi? Orada gördünüz mü? Araştırma raporunu göndereceğim size. Araştırma raporu. Niye Süleyman Soylu'ya demiyorsunuz? Jandarmanın gönderdiği yazıları, raporları getir buraya. Niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Diyemezsiniz, diyemezsiniz, diyemezsiniz. Efendim bu konuda 2022'de 20 araştırma önergesi verdik. Bu konuyu araştıralım diye. 20 araştırma önergesi. 2021'de 6 araştırma önergesi verdik. 2020'de 4 araştırma önergesi verdik. 2019'da 4 araştırma önergesi verdik. 2018'de 2 araştırma önergesi verdik. Ya bunu araştıralım arkadaşlar ya. Bu uyuşturucu kullanan bizim evlatlarımız hepimizin evladı. Ya bu ciddi bir tehlike arkadaşlar. Asıl milli güvenlik sorunu budur. Tonlarca uyuşturucu geliyor ya. Tonlarca geliyor ya. Mersin limanına geliyor. Kocaeli'ne geliyor. İran kapısından geliyor. Ya met dedikleri ürün ta Afganistan'dan geliyor değerli arkadaşlarım ya. Tırlarla geliyor ya. Paralarla geliyor ya. Nasıl siz bunları sınırları yol geçen hanına döndürdünüz arkadaşlar? Yol geçen hanına. Hiç soruyor musunuz? Hiç soruyor musunuz? Geliyor uyuşturucu, Türkiye'de satılıyor. Kimi yakalıyorsunuz? Kimi yakalıyorsunuz?
Evet. Torbacıyı yakalıyorsun. Efendim şu kadar torbacı yakaladım. Ya sorun torbacıda değil kardeşim. Torbacıda değil. Sorun torbacıyı kullananda. O adamla niye mücadele etmiyorsunuz? Bu kanunu çıkarırsanız işte bu yolu açmış olursunuz. Türkiye'de ahlak dediğimiz şeyi çok yıprattınız. Ve bu meclisin itibarı, bu meclisin itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu meclise gazi meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar, gazi meclis. Bu meclise mi? Bu meclis, hayır. Gazi meclis ayrı. Gazi meclis, ben örnek vereyim. Bak bir dakika, tarihi de bilmiyorsun. Gazi meclis şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisi feshetme yetkisi ister. Tek başına meclisi feshetme yetkisi ister ve anayasa değişikliğinde. Kürsüye çıkarlar, derler ki bu meclis yetkisini milletten almıştır. Bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni asla feshedemez. Ve oy çokluğuyla o teklif reddedilir. İşte o meclis gazi meclisi. İki. Milli Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk gelir, der ki bana başkomutanlık yetkisini ver. Milletvekilleri itiraz ederler. Bu meclis gazi meclistir. Biz başkomutanlık yetkisini sadece 3 ay süreyle veririz. İşte o meclis gazi meclistir. O meclisin ne olduğunu bilir. O meclisin Kuvayi Milliye ruhu vardır. O meclisin beraber olma ruhu vardır. O meclis böyle bir meclistir. Şimdi o meclise kanun geldiği zaman öyle el kaldırıp ildirme yoktu. Yeri geldiğinde siz tutanakları da okumamışsınız. Yeri geldiğinde kürsüye çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e reddediyorlar. Bu olmaz diyorlar. Kabul etmiyoruz diyor. Ve reddediyorlar. İşte o meclis gazi meclisi. Şimdi burada siz meclisi feshetme yetkisini Erdoğan'a vermediniz mi? Bırakın şimdi. Siz kabul ettiniz değil mi? Kabul ettiniz değil mi? Oyladınız ve kabul ettiniz. Bakınız. Geleyim. Bir şey daha var. Arkadaşlar. Bir insan burada haklı söylemler karşısında tepki veriyorsa, bir sorun var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Ben uyuşturucudan şikayet ediyorum, siz var onları savunuyorsunuz. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ben uyuşturucu evlatlarımızı zehirliyor diyorum, siz beni eleştiriyorsunuz. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Nasıl yapıyorsunuz siz bunları ya? Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz bunu? Ya siz hiç fakir mahallelerde gidip anneleri dinlediniz mi ya? O annelerin dramını dinlediniz mi ya? Babaları dinlediniz mi ya? O babaların dramını dinlediniz mi ya? Dinleyemezsiniz. Bakın bir şey daha yaptınız. Bu meclise neden diyorum burası öyle gazi meclis falan filan, bırakalım o ayakları. Gazi meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir. Bu gazi meclis diyorsanız gaziler arasında ayrım yapmayan bir meclis olması lazım. Gaziler arasında ayrım yaptınız siz ya. Şehitler arasında ayrım yaptınız ya. Daha vahim bir şey anlatayım. Çok daha vahim bir şey anlatayım değerli arkadaşlarım. Bu mecliste asla ve asla benim bildiğim kadarıyla yolsuzluklar için, rüşvet için, malı götürme için hiç kimse elini kaldırıp evet bu böyle olsun dememeliydi. Ben öyle biliyorum. Ahlaksa, erdemse, inançsa, neye inanıyorsak yolsuzluklara karşı, kul hakkı yene karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Olabilir. Her birimizin siyasi görüşü farklı olabilir. Ama ahlak konusunda, erdem konusunda, bilgi konusunda beraber olmak zorundayız. Yani beytülmale sahip çıkmak zorundayız. Eğer bunu yapamıyorsak bir sorunumuz var demektir. Bakınız, sizin yani AK Parti milletvekillerinin ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin iradesiyle bir kanun çıktı buradan. Yolsuzlukları yasallaştıran bir kanun çıktı. Hiç haberiniz bile yok.
Çünkü siz sadece, kusura bakmayın, el kaldırıp indiriyorsunuz. Haberiniz olsa itiraz ederdiniz bunu. Haberiniz olsa bu olmaz diyebilirdiniz. Bakınız, rüşveti, hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Bir daha söylüyorum. Rüşveti, yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Tamam da böyle bir usul yok ki kardeşim. Bu ne ya? Kalkıp cevap verirsiniz. Hakaret değil efendim. Gerçek. Ya gerçek. Gerçek de yüzleşin. Gerçek de. Ben anlatacağım, dinle. Elini niçin kaldırdığını bana...